burada bence temel meselelerden birisi, temel mesele tabii ki örgütün kendisi ama hükümetin bunu bir enstrüman olarak kullanması ve bir nevi kendi meşruiyetini siyasi iktidarın, çünkü siyasi iktidarın aslında çok fazla söyleyecek bir şeyi de kalmadı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu FETÖ muhabbeti, başı sıkışan en ufak bir şeyde FETÖ FETÖ diyerek kendi kusurunu, eksiğini vesairesini örtebiliyor. Bunun ortadan kalkması halinde, böyle bir tehditin ortadan kalkması halinde bence ülkeyi yönetenler bayağı zor durumda kalacaklar. Abartıyor muyum? Güvenlik politikaları konusunda çok zorlanacaklar. Yani şimdi bir bakıyorsunuz, alakası olmayan insanlar birden en hızlı FETÖ avcısı oluyorlar. Halbuki biliyoruz ki bu süreçlerde siz içindesiniz. Evet. Ben de hasbelkader gazeteci olarak içindeyim. Yani bir avuç insandı bunları teşhir etmeye çalışan, eleştiren vesaire. Evet. Ve şu anda en sert olanların büyük bir kısmı da o sırada bunların bayağı yanındaydılar. Evet. Öyle değil mi? Evet, onlar her devirde aynı şeyi yapıp sadece sahtece bu işe sahip çıkıyorlar. Biz şuna üzülüyoruz. Bu örgütle gerçekten layıkıyla mücadele edilmesi gerekiyor. Bunu mücadele etmek için de akılla, mantıkla iyi bakmak, iyi izlemek lazım. Sadece kör bir duygusal laflarla, düşman mantığıyla, asalım, keselim, ezelim, yok edelim mantığıyla değil. Bu grubu durdurmakla, bu ülke bunu durdurmazsa bu ülke buradan çok büyük zarar görür. Yani herkes bugün düşünüyor. Bu örgütle bugün düşünmek en büyük hata. Sadece bugün düşünemezsin, geleceğe düşünmek mecburiyetindesin. Bu kadar insan var, yurt dışında bu kadar güç var, bu kadar ilişkileri var, bu kadar bilgileri var. Biz bu olayın bugününü değil, benim de 20-30 senesini sonra düşünmemiz lazım. Her alacağım atımın ona göre hareket etmesi lazım. Bakıyorsunuz herkes günlük düşünüyor, sadece bugünü. Sadece yarın ne yapabilirim, şu anda kimi içeri alabilirim? Hayır, bu olay çok daha geniş, çok daha uzun vadeli düşünmesi gereken bir olay. Biz dünyada emsali bitmiş ufacık sol grupları hala halledemiyoruz. Değil mi? Bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar yoruyor bizi. Böyle bir grup bizi çok daha uzun süre yorar. Ama biz iyi hesaplarsak, bu gruba karşı atacak adımlarımızı iyi yaparsak, böyle hamasi nutuklara değil, sadece yalakalık olsun diye gaz veren, her yanlışımızı alkışlayanları değil, gerçekten de olması gereken şekilde davranırsak, belki bu ülke çok daha faydamız olur. Bu grubu durdururuz. Yoksa bu grup çok daha... Son